Eyvallah. Hocam şu anda görüntüde bir sıkıntı var mı? Yok, şu an iyi görünüyor hocam görüntü. Şimdi yatay tutabilir miyiz? Yatay. Hocam yatay tuttuğumuz zaman bilgisayarda izleyenler tam izleyemiyor. Yani o zaman şöyle oluyor. Yan yana olunca böyle dikey pozisyonda. Bu daha iyi. O zaman evet. Şimdi biraz düz tutman lazım yalnız. Evet. Evet. Biraz düz tut. Ve oynatıyorsun şu an. Batuhan mı Tuna mı? Evet, Batuhan tutacak. Şöyle tutacak. Şöyle. Evet. Evet. Hiç ellemeyecek. Yani teknoloji bir yere kadar. Biraz hocam önce, istiyorsanız benim gibi sabitleyin. Ben de kitapların olduğu yere sabitledim. Şimdi altta şey olduğu için nedir o? Şarjın anladım. Kablosu dik duramıyor. Anladım. Artık Batuhan yardımcı olacak bize. Kıymetli arkadaşlar, bugün Türkan hocamla çok güzel muhabbet gidiyor. Saatlerce konuşsak inanıyorum ki böyle gidecektir. Türker Göksel hocamız bizim hem gönül hem fikir birlikteliği kurduğumuz çok değerli bir abimiz, hocamız, kıymetli bir değerimiz. Bugün kitapları konuşuyoruz. Aslında bugün en önemli şeyleri konuşuyoruz. Yani bizim medeniyetimizde, kültürümüzde, sosyal hayatımızda yeteri kadar değer verilmeyen ama değeri çokça bilinmesi gereken bir şey konuşuyoruz. Kitap meselesinde tabii birçok soruya cevap bulmaya çalıştık burada ama tabii Türker hocamla bu canlı yayınları ilerleyen günlerde farklı konularda da devam ettirmeyi düşünüyoruz. Hocamla da daha önce konuştuk bunu. Gerçekten Türker hocam ya bu canlı yayınları ben kıymetli arkadaşlar biliyorsunuz şimdiye kadar birçok canlı yayın yaptık. Yani Doğu Türkistan meselesini konuştuk. Hayat hocamla Hayat İnanç'ta yaptık. Yazarlarla yine programlar yaptık. Onlarla konuştuk. Muhsin Başkan'ı konuştuk. Yine Doğan Başkan'la Recep hocamla Muhsin Başkan'ı konuştuk. Muhsin Yazıcıoğlu bizim için yani Türker hocam için de benim için de çok ayrı bir yeri vardır. Bizim gönül dünyamızın köşesindedir Muhsin Başkan. Çok değerlidir bizim için. Bu yönüyle yani yapmış olduğumuz birçok canlı yayını ben özellikle gençlerle bir değerleri buluşturma niyetini taşıyorum ve bu niyetle yapıyorum bunları. Çünkü ne yazık ki bir medyamız yani bir televizyon dünyamız var, medyamız var. Buralarda gerçekler konuşulmuyor. Buralarda konuşması gereken değerlerimiz buralarda konuşmuyor. Konuşturulmuyor. Oralar sanki birileri tarafından parsellenmiş ve onların propagandası yapılıyor. Bizim gerçek gündemimizin kitap olması lazım. Bizim gerçek gündemimizin milli ve yerli düşünen, aydın gönüllü, aydın zihinli insanlar olması lazım. Türker hocam gibi. Yani ve birçok sizle buluşturduğum birçok abimiz, yakın dostumuz, dava arkadaşımız gibi. Bundan dolayı bu canlı yayınları yapıyoruz. İyi de oldu, iyi de karşılık var. İnsanlardan güzel teveccüh görüyor. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bugün kitap konusunu konuşuyoruz. Yani belki saatlerce konuşabiliriz ama süre nispetince bunu size en güzel şekilde sunmaya çalışıyoruz. Ne konuştuk az önce, bir önceki programımızda yani az önceki programımızda? Niçin okumalıyız? Nasıl okumalıyız? Dünyadaki kitap okuma durumu nedir? Oran nedir? Bizdeki nedir? Ve kitapla ilgili küçük anekdotlara değindik. Gönül dünyamıza. Bundan sonra bu programda da yani şimdiki bir saatlik programda da kitap tavsiyelerimiz olacak ve kitapla ilgili anılarımız olacak. Sizden de soruları bekliyoruz. Yani o sorularınızı da burada cevaplamaya çalışacağız. İnşallah dilimiz döndüğünce, nefesimiz yettiğince anlatmaya çalışacağız. Kıymetli hocam, en son şeyde kalmıştık. Kitaplarımıza nasıl ulaşabiliriz sorusu sorulmuştu. Evet. Şimdi değerli hocam, ilk 7 kitabımın elinde hiç kalmadı. Yok. Yani 30 bin küsür kitabı biz sevenlerimize, öğrencilerimize dağıtmışız. Fi sebilillah. Son kitabımız ise programın o ilk bölümü biterken söylemiştim. Samsun'da Alperen Eğitim ve Kültür Merkezi'ndeki arkadaşlarımızla açık adresleri internette zaten biliyorsunuz artık bilgiye ulaşmak bu anlamda kolay. Ama yeri gelmişken bir şey söyleyeyim. Bizim kitaplarımızı, benim kitaplarımı ben neden hiç para kazanmadım ve satmadım? Onu özellikle belirteyim. Çünkü ya iki kitap mı Afyonkarahisar Belediyesi bastı zaten.
Bir kitabımı Dinar Belediyesi bastı. Afyonkarahisar'da Aksam denilen Alimoğlu Kültür Araştırmalar Merkezi vardır. Sayın İbrahim. Evet, bu beyaz yazıları, beyaz yazıları Aksam basmış. Eskiler de Aksam çıkmıştır. Yani üstadım, ben neden parayla satmadım kitaplarımı biliyor musunuz? Bunu topluma bir araya getiren kurumlar zaten maddi kısmını karşıladılar. Diyeceksiniz ki iyi de hocam, onlar kağıdı karşılamışlar. Sen de zekanı ortaya koymuşsun. Bunun bir karşılığı yok mu? Hemen vereyim cevabı. Zekamın zekatını ödemeye çalışıyorum. Eyvallah. Şimdi ben çok özel bir şey anlatayım mı sana hocam Okan abi? Evet kıymetli hocam. Afyonkarahisar'da Esnaf Odası'nın başkanlarına bir konferans veriyorum. Konferans bitti. Kitaplarımızı da aynı size hediye ettiğimiz gibi onlara, başkanlara da hediye ettik. Alkış yapıldı. Ben bu sevmiyorum bu alkışı. Bu şaman adetidir biliyorsun. Bu bizde yok. Efendime söyleyeyim. En önde bir büyüğümüz, en tecrübeli ve kıdemli başkan bir şey söyledi ama alkıştan duyamadım ne dediğini. Dedim ki affedersiniz sayın başkanım, duyamadım alkıştan. Ne dediniz? Bir soru mu sordu acaba anlamında? Soru sormadım dedi. Bir temennide bulundum dedi. Nedir efendim? Çok merak ettim dedi. Seni dinledim, kitabını da gördüm. Evet dedim. Seni doğuran anaya ateş temas etmesin dedi. Vay maşallah. Hocam ben sana bir şey söyleyeyim mi? O zaman rahmetli annem sağdı. Şu anda vefat etti. Şimdi Allah rahmet eylesin tüm annelerimize, rahmetli olan bütün annelerimize, yaşayan annelerimize de. Cümlemize inşallah. Şunu söylüyorum. Dinleyenler alkışlıyor ya. Diyorlar ki, diyorum ki beni alkışlamayın. Eğer bugün size bir değer kattığımla ilgili şurada en ufak bir şey geçiyorsa benim anama babama bir fatiha gönder. Bizim derdimiz bu. Şimdi bazıları şunu söyleyebilir. Şöyle söyleyebilirler. Fantazi değil mi? Yukarı kaldırmakta fayda var. Çok indiriyorsun. Yoruldu kollarım. Arkadaşlar yan taraf kalp işaretine dokunmayın. Ekranı kapatabiliyorum. Duyurusunu yapalım. Evet hocam. Şimdi belki bu bazılarına hamasi gelebilir bu söylediklerimiz. Fakat biz Müslüman Türk'üz ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarıyız. Anlatabiliyor muyum? Allah razı olsun. Hayatım boyunca hiçbir şeyi almadan daima veren bir adamın arkadaşlarıyız, yol arkadaşlarıyız. Bunu da hiçbir siyasi mülahazayla söylemediğimi çok iyi bilirsin. Beni evet. Bilen özellikle öğrencilerim çok iyi bilir. Muhsin baştan siyasi söylemin üstünde zaten. Siyaset üstüdür siyasi hocam bizim gönlümüzde. Bizim için hiç olmadı. Bak açık söylüyorum, bizim için hiç olmadı. Benim öğrencilerim çok iyi bilirler. Ben asla kendi sınıfıma reel siyaseti sokmadım ve sokmam. Asla sokmam. Çünkü benim bütün öğrencilerime ve bütün dinleyen öğrenci arkadaşlarıma büyük saygım var. Ve o saygının perspektifinde bunları şey yapmam. Fakat Muhsin Yazıcıoğlu ve onun gibi değerler o kadar o anlamda özeldir ki. Mesela bize şunu öğretmiştir Muhsin Başkan. Biz belki onu konuşuruz ilerleyen programlarda. Recep Temel hocayla mesela bunu çok iyi. Keşke onun YouTube'da zannediyorum şeyi var. Onun oradan arkadaşlar takip etsinler. Biz niye sevdik biliyor musunuz? En son Berlin'de anlatmıştım ben Muhsin Başkan'ı Recep Hoca ile Berlin'e davet edildiğimizde. Niye sevdik biliyor musunuz Muhsin Başkan'ı? O bizi hiç aldatmadı. O bize hiç yalan söylemedi. Açık söylüyorum ben 1993'ten beri tanıdım rahmetliyi. Ve bize şunu söyledi. Kardeşim anamızın ak sütüne Fransız şarabı damlatmayacağız. Bak kamus namustur. Hocam kamus, tekrar o cümleyi tekrar alalım. Anamızın ak sütüne Fransız şarabı damlatmayacağız. Neyi kastediyordu rahmetli biliyor musun o sözü söylediğinde? Sevgili hocam, pardon gibi, mersi gibi, bay bay gibi kelimelerin bu milletin çocuklarının diline pelesenk etmeye isyan ediyordu rahmetli. Ben Fransa'ya gittim. Hiç kimse affedersiniz demiyor. Biz ne yapardık? Ben hiçbir Fransızın affedersin dediğini duymadım bana. Benim çocuğum niye pardon diyor? Yanlış anlaşılmasın. Sohbetin en başında bir şey söyledim. Bütün eleştiriler kendi nefsime. Ben de söyleyeceğim. Belki biraz sonra söyleyeceğim. Belki biraz sonra pardon diyeceğim. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bir şey Yavuz Bülent Hoca'nın nefis bir sözüdür. Yıllar önce söylemişti. Ne dedi biliyor musun? Türkçeyi sala bindirdik, sele verdik dediler. Adam geçer evet. İç güzel diyor.
mantıksal diyor, futbolsal diyor ya bazı beyin özürlüler. Beyin özürlü ya, bu milyonlarca insan bu adamı izliyor, televizyona çıkıyor. Futbolsal denir mi ya? Bu nasıl bir paranoyaktır bu? Bunlar işte kim biliyor musun Okan hocam? Rahmetli Atilla İlhan'ın hangi batıda? Komprador burjuvazi uçağı dedikleri tipler var. Komprador, evet. Evet. Yavuz Bülent Baki, Yavuz Bülent Bakiler, kıymetli hocam, bir gün bir konferansta bir araya geldik, sohbet etme şerefine nail olduk. O cümleyi orada kurdu. Dedi ki Türkiye'yi sala koyduk, sele verdik. Bu evet. Salseller dedi Türkiye'yi körleştiriyor, Türkiye'yi sığlaştırıyor dedi. Yani dil meselesinde hassasiyetimiz ne yazık ki en milliyetçimizde bile, en böyle Türklük meselesinde duyarlı olan insanımızda bile bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde dil meselesi çok yerinde ve olması gerektiği yerde değil. Hocam, Yavuz Bülent Hoca'yı geçen dinledim, diyor ki 5000 cilt kitabım vardı diyor ki evlatlarından bir kız bir erkek evladı var. Hep beni diyor çok mutlu ettiler. Hiç kırmadılar diyor. Ama bir konuda diyor buruğum onlara karşı. Ben de merak ettim ne diyecek hoca diye. 5000 cilt kitabımdan diyor bir tanesini almadılar okumak için. Ya. Ne sorduk? Yavuz Hoca biliyorsunuz çok naif bir insandır. Naiftir, evet. Insan. Müthiş bir sesi, diksiyonu vardır ve Türkçeyi mükemmel kullanır. Evet. Evlatlar neden diyor başvurmuyorsunuz bu kitaplara? Ne diyorlar? Diyorlar ki babacığım biz bu kitaplardan bir şey anlamıyoruz. Hocam bakın bu gecenin en önemli kelimesini söyleyeyim size. Bir İngiliz çocuğu, genci 404 yıl önce bu dünyadan ayrılmış William Shakespeare'i hala okuyor ve anlıyor. Senin hangi çocuğun, ya bırak çocuğu, senle ben 400 yıl önce yazılmış bir atamızın kitabını okuyup anlayabiliyor muyuz? Hocam 100 yıl önce İstiklal Marşı'nı ilk yazıldığı alfabeyle okuyamıyoruz şu anda. Ve bu Türk konuda gençliğini okuyamayız yani. Bu konuda bahs beni aşar. Ben dil bilimci değilim, edebiyatçı hiç değilim. Ama Profesör Doktor Teoman Duralı'nın yorumunu bu konuda arkadaşlarımız bir okursa, hoca biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli felsefe hocalarından, evet, bir tanesi. Allah hayırlı ömür versin hocamızı, oradan alabilirler. Şimdi ben şuna itiraz ediyorum hocam. Biz gerçek değerlerimizi bilmiyoruz. Harabat ehlini hor görme zakir, definelere malik viraneler var diyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. O kadar muazzam bir şey ki bugünü ilgilendiren bir söz bu. Biz Nasreddin Hoca'yı karikatür yaptık hocam ya. Nasreddin Hoca bir filozoftur biliyor musunuz? Evet. Şimdi bir gün bütün filozofların biliyorsun en büyük rakipleri de eşleridir. Bir gün hoca saz çalıyor, sazı şöyle çalıyor, sapını da buradan tutmuş, şöyle tutmuş, saz çalıyor. Eşi geliyor diyor ki hoca ne yapıyorsun? Diyor ki saz çalıyor. Ya hoca diyor ben çok saz çalan adam gördüm. Tamam hepsi böyle yapıyor ama senin dediğin gibi buradan tutmuyor. Bu da oynatıyor diyor yani böyle. Hocanın verdiği cevap, onlar diyor benim bulduğum yeri arıyorlar diyor. Şimdi ya bunu sadece bir filozof, bir filozofik altyapı söyletebilir hocam. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla biz, bakın size bir şey söyleyeyim. Yine hiç kimsenin bilmediği değerlerimizden. Fethi Gemihluoğlu, vay. Dostluk üzere. Hocam girmeden bir şey söyleyeyim. Buyurun. Şimdi Nihalatsız bu memlekette Türkçülüğün ideoloğudur. Doğru mu? Evet. Çok da namuslu bir adamdır. Çok da dürüst bir adamdır. Nihalatsız da Fethi Gemihluoğlu çok yakın arkadaşlar. Nihalatsız'ın vefatında hoca dönüp soruyor cenaze namazında. Diyor ki ey cemaat nasıl bilirdiniz diyor. Fethi abi biliyorsunuz biraz böyle İslamcı cenahın bir abisi pozisyonundadır. Yani Nihalatsız da arkadaşlar ama Türkiye'de şu anda hani Türkçü İslamcı cenahın o kesin kutuplaşması o zaman yok. Diyor ki Fethi Gemihlioğlu, diyor ki nasıl bilirdiniz merhumu diyor. Fethi Gemihlioğlu diyor ki hoca diyor o teneşir, o diyor musalla taşı diyor. Öyle bir er yiğit kişi şimdiye kadar görmemiştir diyor. Hakkı teslim etme adına Fethi Gemihlioğlu çok böyle duyarlı ve Nihalatsız'ın da hakkını teslim eden büyük bir zat. Gerçekten o dostluk üzerine kitabı da çok kıymetli sayın hocam. Ya, hocam sana yürekten katılıyorum. Fethi Gemihlioğlu namuslu bir adam.
Evet. Namuslu bir adam. Fethi Gemuhluoğlu'yla beni tanıştıran kişi kim? Recep Temel. Vay maşallah. Biz Recep Hoca'yla haftada en az 2-3 kere 1 saate aşkın telefon görüşmeleri yaparız. Dedi ki ya kardeş dedi Fethi Gemuhlu abiyi okudun mu dedi. Haberim bile yok. Ne zaman haberdar olmuşum? Sene 2011. 9 sene geçmişken. Hocam yayını kaydedecek misiniz diye soran arkadaşlar var. Arkadaşlar hem Instagram hesabı, Okan Arık Instagram hesabında kaydedeceğim, oradan izleyebilirsiniz. Hem de YouTube, Okan Arık YouTube adresine kaydedeceğim. Oradan da izleyebilirsiniz ama bazen böyle bazı saldırılar oluyor. İzlenme spamlar söz konusu oluyor. Bazen kaydedemiyoruz. Artık kaydetmeye çalışacağız yani. Evet hocam, ben bölmüyorum, siz devam edin. Şimdi Fethi Gemuhluoğlu abi bir tanıtalım gençler. Bir iddia ortaya koyalım. İnsanlar ve toplumlar ve milletler iddialarından imtihan olur hocam. Ben bir iddia ortaya koyayım mı? Fethi Gemuhluoğlu'nun bu kitabı. Bir tek kitabı var zaten biliyorsun. Söz Evet. ve yazı orucu tuttum diyor. Söz ve yazı orucu tuttum diyor Fethi Gemuhluoğlu. Ve size bir şey söyleyeyim. Bugün Türkiye'yi yöneten birçok insana üniversite döneminde burs veren an Fethi Gemuhluoğlu. Yani bir okuyun, bir anlayın. Herkesin sevdiği bir adam ve çok iddialı bir şey ortaya koyuyorum. Bu kitap. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin lise 1 öğrencilerine okutulsun. Hiçbir çocuğumuz birbirine kavga etmeyecek. İddia ortaya koyuyorum. Vay maşallah. Kimse, hiçbir çocuğumuz birbirine kötü davranmayacaktır. Bu kitabı okuyun. Bakın bir şey söyleyeceğim. Bir şey okuyayım size. Oğluna nasıl hitap ediyor? Bak Hay hay oğluna. hocam. Evet, dinliyoruz. Bir mektubun çok kısa bir bölümü. Aziz oğlum, ya böyle babalar kaldı mı? Aziz oğlum, sen benim umudum, mutluluğum, şifa ve dermanım, yaşama gücüm, yaşama sevincim ve kavgamın devamısın. Bir bayrak koşusu içindeyiz. İmanımı, inancımı, fikirlerimi sen ve o can kardeşin Selman Diğeroğlu biliyorsunuz. Ali Gemuhluoğlu ve Selman Gemuhluoğlu. Işıdım, aydınlık kesildim. Sen benim fikir arkadaşım ve asıl daha mühimi yolda yoldaşım, tarikat kardeşimsin diyor ya. Böyle bir baba mı? Allah Allah. Kalmış mı böyle baba? Anlatabiliyor muyum? Risalet Fenah Efendimiz'e ve Ehli Beyt'ine olan hürmetini, saygısını zaten dile getirecek cümle bulamıyorum. Ve Hocam gençler geliyor. evet. Gençler geliyor. Gençlere soruyor, diyor ki evladım diyor, namaz kılıyor musun diyor. Kılıyoruz efendim işte ve abi kılıyoruz diyor. Peki evladım diyor, namaz kılıyor musun diyor. Şaşırıyorlar. İki tane Yani soru var biliyorsun. Namaz kılıyor musun? Sen hiç aşık oldun mu? aşık oldun mu? Evet. Diyorlar ki, ya diyorlar şimdi burs verecek. Aşık olduk dersek işte bu işlerde harcıyor. Yok efendim biz aşk başk bilmeyiz. O da diyor ki evladım ben aşık olana burs vermem. Selam bile vermem. Allah nur içinde yatırmayı nasip etsin. O kadar büyük değerlerimiz var ki. O kadar büyük değerlerimiz. Evet. Nurettin Topçu'yu anmadan geçmek mümkün mü? Oo, geçemeyiz, geçemeyiz, geçemeyiz. Sorbon Üniversitesi'nde İsyan Ahlakı adlı eseriyle doktora birincisi oluyor. Biliyorsun Sorbon Fransa'da Avrupa'nın Evet. en zengin üniversitelerinden bir tanesi. O zamanın rektörü diyor ki bizim diyor adetimiz var ya Amerika'ya bir hafta tatile gönderiyoruz doktora birincileri ya da altın bir kol saati veriyoruz. Rahmetli Topçu Hoca diyor ki peki diyor üçüncü bir alternatifimiz olamaz mı? Nedir diyor? Eğer elimizden gelirse yapalım. Ben diyor Batı ve Doğu kulelerinde diyor 24 saat Türk bayrağının dalgalanmasını istiyorum diyor. Şimdi Ya. hamaset yapan, efendim 144 karakterle Türk milliyetçiliği kesilen tiplere buradan sesleniyorum. Nurettin Topçu'nun adını bile bilmiyorsunuz. Bırak kitaplarını. Nasıl milliyetçisiniz? İsmail Kara'nın hemen bulup göstereceğim. Şimdi canlı yayındayız ya. Bak. Ah. Bu yoktu göstermek istediklerimde. Gördünüz mü? Evet. Profesör Doktor İsmail Kara'nın harika kitabı. Nurettin Topçu'yu bu ülkenin çocukları bilmelidir. Nurettin Öğrenmelidir. Topçu, kıymetli hocam, Nurettin Topçu'nun bir anekdotunda okumuştum. Anadolu'da biliyorsunuz öğretmenlik yapıyor Evet. vilayetlerde. Yani üniversitede yer vermiyorlar, vilayetlerde öğretmenlik yapıyor.
Diyor ki sınıfa girerken bir mabede girermişçesine girerdim. Şimdi bu beni çok sarstı. Tabii biz bildiğimizle amel etmek zorundayız. Ben bunu öğrendikten sonra sayın hocam derslere giriyorum ve öğrencilerim beni bilir. Derslere girerken kapıyı çalmadan içeri girmem. Kapıyı çalarım, sağ ayakla girerim. Hep o Nurettin Topçu'nun o sözü bana içeri gireceğim sınıfın bir mabetmiş gibi algılanmasını sağladı. Yani biz öğretmenler bu büyük değerleri, bu büyük abide şahsiyetleri iyi tanımalıyız. Bunu yaşamalıyız ki öğrencilerimiz de yaşasın. Bunu yapmaya 40 çalışıyoruz. 40 yıl mabede nasıl girdiysem mektebe öyle girdim diyor, değil mi hocam? Evet. Biz bu değerli insana ne yaptık biliyor musun? Evlendiği gün hayrini İzmir'e çıkarttık, sürgün ettik. Evlendiği gün. Evet. Evleniyor, o gün tayinini çıkartıyorlar. Allah selamet versin. Şimdi Abdurrahim abiye gelelim mi? Gelelim Abdurrahim'e. Ha, Allah rahmet eylesin. Şimdi bak hocam, çok enteresan bir şey anlatayım. Arkadaşlar yorumu kapatacağım. En sonunda soru bölümünde tekrar açacağım. Haberiniz olsun. Kırıkkale, Evet. Ankara Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu'ndayız. Söylemede de beis görmüyorum. Üniversitede bizim cenahın önemli bir bireyiz. Hadi öyle diyelim. Hoşlanmıyorum o şeylerden, o kelimeler Evet. var ya. Biliyorum, Ben evet. bir yazı yazdım biliyorsun Muhsin Başkan için. Son reis. Son Bir reis. tane reis Evet. var. Tamam. Bu kadar. Sevmiyorum. Herkes birbirine başkan, reis. Hoşuma giden şeyler değil bunlar. Açık söylüyorum. Başkaları hoşlanabilir. Ben hoşlanmıyorum. Evet. Hocam, Hayati Karayol zannediyorum. O zaman Kırıkkale Belediye Başkanı. MHP'den. Bizden dediler ki ne istiyorsunuz? Dediler ki biz Abdurrahim Karakoç'u iftara getirmenizi istiyoruz. Belediye sosyal tesislerinde iftar yapılacak. İftarın başlamasına 5 dakika var. Biz de oturduk. Biz yalnız çok özel bir şey söyleyeyim sana. Bu pazartesi günü olan bir şey. Ben pazar günü Ankara'da Kocatepe kitap fuarı vardır bilirsin. Bilirim. Oradan gittim, gök çekimini aldım. Yeni çıkmış bu. Daha yeni açıyorlar. Şeyde Yenisey yayınları vardı o zaman. Yenisey yayında gök çekimini aldım. Ve pazartesi günü Kırıkkale'deyiz. Biz şimdi Abdurrahim Karakoç, Allah'ım ya Rabbim, değil mi? Mihriban. Efendim çobana mektuplar, vur emri. Allah Allah, beşinci mevsim. Değil mi? Efsane. Biz şimdi hiçbirimiz de tanımıyoruz. Medya yok ki, sosyal medya. Hiçbir şey yok. Bir de rahmetli biliyorsun toplum içinde sır olmuş bir değer. Kendisini asla ifşa etmiyor şimdikiler gibi. Evet. Mahcup bir insan biliyorsun. Rahmetli çok mahcup bir insan. Şöhrette elini tersiyle iten bir. Fethi abiye çok benzer tarafları var onun o anlamda. Efendime söyleyeyim. Abi biz dev gibi bir insan bekliyoruz. 2 metre boyunda 100 kilo bir adam bekliyoruz içeri. Abdurrahim Karakoç ancak böyle bir insan olabilir diyoruz. Anadolu'nun yiğit çocuğu. Biliyorsun Abdurrahman abi. Abdurrahman orta boy ve biraz hani şey. Evet. Kalender bir adam. Böyle ya, kalender bir adam işte ya. Başka bir şey söylenebilir mi? Evet. İçeri girdi. Ya doyumsuz bir muhabbet. O gün dedi ki arkadaşlar dedi, teravihi kılıp gelelim. İftarı açtık. Akşam namazını kıldık. Teravihi kılalım. Sabaha kadar buradayız Allah'ın izniyle. Sahuru da burada yapacağız dedi. Anla, çay serbest kardeş dedi. Çay serbest dedi. Çay serbest oradan geldi. Yanına gittim. Yanına gittim. Bak gösterebilecek miyim bilmiyorum imzasını. Şöyle. Vay Şöyle. maşallah. Gösterebiliyorum değil Evet mi? gördük. Gördük hocam gördük. Diyor ki burada Türker Göksel kardeşime candan sevgilerimle diyor. Kardeşime. 14 tabii 10.04.1991. Ben bu kitabı götürdüm. 30 yıl geçmiş. Evet, üstadın önüne koydum. Şöyle aldı. Kardeş bunu nereden buldun dedi. Dedim ki üstadım Ankara'dan aldım. Yemin ediyorum daha bana getirmediler dedi. Gökçekimini, o hatırası bende vardı. Gökçekimini rahmetli Karakoç ilk defa benim elimde gördü Kırıkkale'de. Vay maşallah. Yani yalnız tabii şu arada şunu söyleyeyim. Yazdığı gibi yaşayan adamlar olur mu? Oğullarının bir tanesinin adı Türkistan, biliyorsun değil mi? Evet, Böyle bir biliyorum. adam, böyle bir kişi ve Musa Eroğlu'ndan Aşık Mahsuni Şerif'e kadar
Hani kutuplaştırıyor ya millet birbirini, bu memleketin insanını. Evet. Biliyorsun Mahsuri Şeriflerin filan olan, evet, neler iltifat ettiğini. Size çok açık yüreklikle bir şey söyleyeyim. Ben rahmetli Karakoç'la ilgili makale de yazdım vefatından sonra. Eğer solcu olsaydı, eğri oturacağız doğru konuşacağız. Anıtını dikmedik memleket köşesi bırakmazlardı. Bırakmazlardı. Açık bırakmazlardı. Ama bu ahlaki mi? Bu hak mı? Bu hak mı? Biz bu anlamda değer bilmeziz hocam. Biz, evet, biz bu anlamda kendi değerlerimizi, kıymetlerimizi görmeziz. İşte biraz önce görürüz, dedik. Sağırız kendi değerlerimizi. Çocuklar niye kitaplardan uzak duruyor? Bakın size bir şey söyleyeyim. Gençler niye okumuyor diye soruyorlar. Ben hemen cevabını vereyim mi bugün burada? Bu gece burada vereyim. Evet. Kardeşim, Hazreti Ali Kerimallahu Veçe'ye birileri geliyor. Diyorlar ki, Hazreti Ebu Bekir'in ve Ömer'in döneminde radıyallahu anh sizin yerleriniz gibi sıkıntı yoktu. Ne zaman ki Osman ve sen Kerimallahu Veçe radıyallahu anh geldiniz, sıkıntı başladı. Doğru mu değil mi diyorlar. Hazreti Ali Efendimiz'in cevabı ne biliyor musun Kerimallahu Veçe? Doğru diyor. Haklısınız. Ebu Bekir ve Ömer döneminde böyle problemler yoktu diyor radıyallahu anh. Çünkü onlar diyor bir şey yapmadan önce bizimle istişare ediyorlardı. Osman ve ben ise diyor sizinle istişare ediyorum. Hocam. Evet. Ne biliyor musun olay? Sen öğrencilerine kitabı sevdiremezsen gençler niye okuyor musunuz diye isyan etme şansına sahip değiliz. Bir hocam. Bir değerimiz daha var burada, evet, Erol Güngör. Dünyayı değiştiren kitaplar. Çok erken kaybettiğimiz bir değerimiz, büyüğümüz. Allah rahmet yani eylesin. Yani Erol Güngör hazırlamış kitabı. Ötken'den çıktı kitap. Arkadaşlar mutlaka ama mutlaka okumanız gereken bir kitap. Dünyayı biraz anlamak istiyorsanız, tarihi serüveni biraz görmek istiyorsanız. Bakın Türkan hocam tabii sevmiyor ama ben böyle okumazsam okudum sayamıyorum. Böyle not ala ala, çize çize, kenarları. Çünkü bir kitabı 3-4 defa gözden geçiriyorum hocam. Yani altını çizdiğim yerleri de gözden geçiriyorum. Dostum her yiğidin bir... Mutlaka okumalısınız arkadaşlar. Evet. Şimdi tabii üstadım muhakkak anneniz sağ mı? Annem rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. İşte demek ki. Allah razı olsun. Tüm, evet. Muhtemelen rahmetli anneniz de size yapmıştır. Annem, kardeşim ve bana her akşam masal okurdu. Şimdi Abraham Lincoln'un bir sözü var. Okuduğum en iyi kitabı bana soruyorlar. Ben de her defasında şöyle diyorum diyor. Annemdir. Ya. Bir çocuğun okuyabileceği en güzel kitap, en kutsalı Kur'an-ı Kerim'dir. En güzeli ve o anlamda en özeli de annesidir. Çünkü anne sütü, işte ana sütünü Fransız şarabı damlatmayalım esprisi aslında oradan gelen bir espri. Dolayısıyla benim bazı eleştirilerim var yalnız bu anlamda. Yani bu anlamıyla dil eğitimini, gönül dünyasını, zihin dünyasını bir çocuğun ilk geliştiren, ilk zenginleştiren kişi annedir. Kesinlikle. Yani eğitimli anne. Onun için kız çocuklarımızı daha çok okutmalıyız, yetiştirmeliyiz. Kız çocuklarımız daha çok kitap okumalı ve anne oldukları zaman da kendi çocuklarına bunu çok iyi aktarabilmeli. Evet. O okuduğu masallar, annelerin anlattığı hikayeler, annelerin okuduğu şiirler, ninniler hocam, ninniler. Çocuğun o dinlediği ninniler bile o gönül dünyasını öyle bir zenginleştiriyor ki, o zihin dünyasını öyle bir zenginleştiriyor ki, bu çok önemli. Şimdi bir sivil toplum örgütü beni konferansa çağırdı. O sivil toplum örgütünün başkanı İmam Hatip Lisesi'nin edebiyat öğretmeniydi. Kendi sınıfından da bir ortaokul son sınıf öğrencisini çağırmış. Şimdi yalnız o çocuğun o gece çok özel bir durumu var. Hayatında ilk defa akşam bir yerde bir konferansa katılıyor. Düşünebiliyor musun? İçeri gittim hocam. Notlarım var. Dedim ki bana bir rahle getirir misiniz? Dediler ki hocam rahlemiz yok. Olabilir. Arkadaşlar bana dedim bir küçük masa getirir misiniz? Hocam masamız da yok. Arkadaşlar koyacak bir şey getirir misiniz? Hocam da yok. Bir yastık ya dedim. Yastık verdiler neyse. Konferans bitti. Bu evlat acayip böyle dinliyor. 12-13 yaşlarında bir çocuk. Böyle dinliyor. Konferans bitti. Çayları içtik ayrılacağız. Yanıma geldi. Benim aracım yok. Otomobilim yok.
Hocam nereye gidiyorsunuz dedim. Dedim cezaevi tarafına. Ben de orada oturuyorum. Sizin aynı minibüste gelebilir miyim? Elbette gelirsin dedi. Muhabbet ettik. En son ayrılacağız. O benden bir durak önce inecek. Bana ne dedi biliyor musunuz? Hocam önümüzdeki hafta da konferansa gideceğim oraya. Dedim. Rahleyi ben hediye edeceğim dedi. Ya. Şimdi hocam bak. Bu memlekette Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası yayınları en önemli kitap yayınları üreticilerinden bir tanesi değil mi? Öyle. Yapı Kredi ve İş Bankası'nın şubesinde bir tane kendi yayınlarından kurulmuş küçücük bir kütüphane gördün. Yok. Neye yaradı bu? Bankada ihtiyaç yok. Bankada okuyan adama değil. Para harcayan adama ihtiyaç var. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Oysa Gianni Di Michelis ne diyor? Geride bıraktığımız çağın diyor mimari simgeleri duvarlardı. İçine girdiğimiz dönemin mimari simgeleri ise köprüler olacak. Bunun Türkçesini de bize Üstad Cemil Meriç veriyor. Diyor ki biz ki başları aynı kitaplara eğilen kişileriz, bizden daha yakın akraba olabilir mi diyor. Yani bir Abdurrahim Karakoç'un bir şiirinden sen de ben de aynı keyfi ve muhabbeti derleyebiliyorsak biz seninle öz kardeşiz be kardeşim. Evet. Yani Cemil Meriç öyle diyor, ben onun yalancısıyım. Şimdi bir de şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Amerikan emperyalizmine karşı tepkileri görüyorsun değil mi hocam? O siyah adamcağızı boğarak öldürdüler. Floyd'un ölümü, evet. Şimdi bu konuda yabancı değiller ki. Bak kitap tavsiye ediyoruz yine. Küçük Ağacın Eğitimi, Forrest Carter. Bilmiyorum okudunuz mu? Evet. Forrest Carter yarı kan bir şarafidir. Yani kızılderilidir. Kızılderili. Bir okuyun şu kitabı. Amerikan emperyalizminin o toprakların gerçek sahibi olan Kızılderililer. Neler yaptığını göreceksiniz. Evet. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Dünyanın en merhametli toplumlarından biridir Kızılderililer. Onların bir atasözü var biliyor musun? Gözde gözyaşı yoksa gökte gökkuşağı aramayın diyorlar. Gözyaşı medeniyettir ya. Aslında hocam ben sana bir şey söyleyeyim. Hepsi, bütün dünyanın iyi ve güzel insanları geliyorlar. İslam diyenler kurtuluyor. Diyemeyenler sıkıntısını öbür tarafa götürüyor. Anlatabiliyor muyum? Dünyada Müslüman olmayıp da iyi olan insanlar yok mu? Var. Tabii ki var. Ama orada bir nasipsizlik söz konusu. Dolayısıyla biz kendimizi bu anlamda sıkıntıdan arındırmalıyız. Hocam bu e-kitap meselesi var. Şimdi elektronik. Hocam. Amerika'dan bahsettik. Yeni dünyadan bahsettik. Artık evet. Her şey. Yani evet. Böyle kitabın selloz kokusunu almadan, selloz kokusunu duymadan elektronik ortamda e-kitap uygulamasını nasıl görüyorsunuz? Okuyabiliyor musunuz? Ben okuyamıyorum. Katiyen okumuyorum. Okuyamıyorum. Beni bağışlasın insanlar. Oraya da büyük emek veriliyor. Faydası yok mudur? Elbette vardır. Fakat biz 69 doğumluyuz kardeşim. Biz kitabı koklayacağız. Evet. Şimdi ben bir proje yapıyorum dediydim ya. Yaptığım projelerden bir tanesi de Türkiye kitap okuyor muydu? Bak hocam. Çok değişik yazarlarımıza gönderdik. Gönderdiğim yazarlardan bir tanesi de bak kitaplar hemen şu sağ tarafta. Bizim çok değerli hocamız Profesör Doktor İskender Pala. Biliyorsun yüzbaşı emekli edilmiştim. Şimdi İskender Hoca'ya bizim çocuklar gidiyorlar. Benim de naçizane imzaladım kitapları götürüyorlar. İskender Hoca kitabı alıyor tabii, çocuklar videoyla kaydediyorlar. Bak hocam. Yahu bak, herkes İskender Pala niye olamaz biliyor musun? İşte buradan olamaz. Hoca kitabı alıyor, benim kitabım herhangi bir tanesini. Ben diyor bu kitabı okumam diyor. Bizim çocuklar tabii, anlık bir olay bu. Bir bozuluyorlar yani. Türkar kardeşime söyleyin, tavaf ederim ben bu kitabı diyor. Vay. Nezaket göstermiş. İşte bakın. Herhangi bir insanla, yazar bile olsa, entelektüel bile olsa, İskender Pala arasındaki fark bu. Niye insanlar İskender Pala olamıyor herkes? Bu laf herkesin dağarcığında var mı Okan hocam? Soruyorum sana. Ben bu kitabı okumam diyor. Ben bu kitabı tavaf ederim diyor. Ya. Müthiş bir şey. Yine bir şey söyleyeyim. Mesela herkes kitap okur. Mükremin Halil Hoca kütüphane okur diyor. Laf var. Mükremin Halil.
Ali Emiri Efendi, kitap aşığı bir adam, ayaklı kütüphane diyorlar. Vay maşallah, vay maşallah. Tabii tabii, kafasının içi kütüphanesinden daha zengin olan insanlar yok mu? Var. Şimdi elleri eldivenlerinden kara olan adamlar var da, kafasının içi kütüphanesinden daha zengin olan insanlar ve adamlar yok mu? Elbette ki var. Dostum, bu vesileyle bir şey paylaşmak istiyorum. Biraz önce selam gönderen arkadaşlardan bir tanesini de sıralarken, ben arada sırada şunu şöyle kontrol ediyorum. Evet. Erdal Akdeniz isminden bahsettiniz. O bizim güzel ve kadim bir dostumuz, arkadaşımız. Hocam, ben bir yanlış yaptım. Bayrama kadar kitaplarım bitecek diye hesap ettim. Bayramdan 10 gün önce, bu Ramazan bayramını kastediyorum. 10 gün önce her 15 yıldır kitap siparişi verdiğim internet sitesinde değil, başka bir siteden sipariş verdim. Hayatımın büyük yanlışlarından bir tanesidir. Çünkü o kitaplar orada vardı. Anlatabiliyor muyum? Ben nasıl olsa bayrama bu kitaplar gelir diye düşünüyorum. O internet sitesinin başarısızlığıyla onların çalıştığı kargo şirketinin başarısızlığı bir araya geldi. Benim kitaplar Arife günü Afyonkarahisar'a 15 gün sonra geldi ama sokağa çıkma yasağı var. Yani ben bayramı 4 gün kitapsız geçireceğim. Hocam, düşünebiliyor musun? Bunu Erdal Akdeniz dostumuzla paylaştım. Efendime söyleyeyim. Kur'anlardan Allah razı olsun. Vefa Sosyal Destek Grubu diye bir grup var, biliyorsunuz. Evet, Vefa o grupları. Evet. Erdal Akdeniz Afyonkarahisar'daki Vefa grubuna, efendime söyleyeyim, başvuruyor. Ve diyor ki, bir hocamızın diyor kitapları şu anda kargo şirketinde, fakat diyor, fakat hocaya bunu diyor ulaştıramıyorlar. Alın o kargo şirketinden diyor, hocanın şu adresine götürün. Telefonu da bu hocanın diyorlar. Oradaki değerli dostumuz Muhammed Bey, kulakları çınlasın, diyor ki, sayın hocam, biz diyor işte yaşlılara ekmek, işte ilaç, para, ilaç, bu getiriyoruz. Şimdi hocaya diyor, bu kitapları nasıl götürelim? Erdal Akdeniz dostum diyor ki, birader diyor, değerli dostum, sevgili kardeşim, bahsettiğim adam için diyor, kitap ekmekten daha değerli. Bu adam ölür diyor. Ve bir şey söyleyeyim bak, Okan hocam, bütün samimiyetimle söylüyorum. Hoca, Erdal Akdeniz bana telefon açtı. Dedi ki, hocam dedi, kabul ettiler, size de çok selamları var. Öyle tahmin ediyorum ki 1-2 saat içinde kitaplarınıza kavuşacaksınız. Bak, yemin ediyorum. Telefon kapandı. 3 dakika sonra bir dostumuz aradı. Hocam, kapınızın önündeyiz, kitapları alır mısınız? Hay maşallah. Bak, o Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki arkadaşlarımı buradan hayranlıkla selamlıyorum. Beni bayramda kitapsız bırakmadılar. İşte dostum, olay budur. Anlatabiliyor muyum? Kozan'da da çok güzel İşler yaptı Vefa Sosyal Destek Grubu. Ben de Vefa Sosyal Destek Grubu içindeyim hocam. Evet, yani evet. Devlet memurlarından gönüllü istediler. Biz de gönüllü olarak başvurumuzu yaptık. Gerçekten güzel bir sistemdi. Güzel. Maşallah. Yani bu memleket bundan sonra da çok ciddi sıkıntılar yaşayabilir ama biz oraya da kendimizi zihnen hazırlamalıyız. Hocam, tam kitaplardan bahsettik ama özellikle Cemil Meriç'in Hür Tefekkür'ün Kalesi dediği dergiler çok önemli. Burada Türkiye Günlüğü dergisini arkadaşlarımıza tanıtmak istiyorum. Mutlaka kıymetli arkadaşlarımız alsınlar. Abone olsunlar Türkiye Günlüğü. Çünkü Türkiye Günlüğü'ne evet, hocam. Söyleyeyim. Türkiye Günlüğü Açık Hava Üniversitesi'dir hocam. Evet. Ben Türkiye Günlüğü'nün Adana temsilcisiyim hocam. Burada yıllardır. Evet, yıllardır Türkiye Günlüğü'nü ben burada okuyanlara ulaştırırım. Mustafa Çalık, Allah razı olsun. Allah ömrünü bereketli eylesin. Amin. Müthiştir. Zihni olarak gelişmek isteyen arkadaşlarımız, özellikle Türkiye nereden, nereye gidiyor, dünya nereye gidiyor öğrenmek isteyen arkadaşlarımız Türkiye Günü dergisine abone olabilirler. Bir dergimiz daha var. Adana'da yine Salim Nacar arkadaşımız, edebiyat öğretmeni arkadaşımız. Evet. O da çok ciddi, çok ciddi dergiler çıkarıyor. Maşallah. İyi de bir şairdir kendisi. Salim Nacar'a da buradan selam ediyoruz. Kaygusuz. Kitabın ismi, derginin ismi Kaygusuz.
Salim Nacar Kaygısız yazdığınız zaman arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Tabi dergiler önemli. Mutlaka buradan arkadaşlarımıza şunu da söylememiz gerekiyor. Ayda bir veya iki dergi takip etmelerinde fayda var. Çünkü güncel edebiyatı, güncel fikriyatı, güncel sosyal durumları dergiler üzerinden daha yakın takip ederler. Dergilerinde böyle bir özelliği vardır. Cemil Meriç ondan dolayı demiştir ki dergi hür tefekkürün kalesi demiştir. Evet kesinlikle. Hocam buyurun. Şimdi tabii o kadar çok anacağımız insan var ki. Yani bu programın sınırları içine sığmaz ama. Bizi daha çok gençler ve ruhu genç olanlar dinliyor ya. Evet. Rahmetli. Gençlerle baş başa. Ali Fuat Başkes. Başucu kitabımız. Çok erken 92'de okumuşum. Ve bu kitabın benim için çok özel bir anlamı var. Ordinarius Profesör Doktor Ali Fuat Başkil, malum benim hemşerim Samsun'da. Onun nefis bir sözü vardır, hatırlamaya çalışayım. Dinen günahkar olmak, dindarların imrenilecek hayatına gıptayla bakmaya engel değildir der hocam. Mükemmel bir kucaklayışa sahiptir. Hocam, üniversite hocaları önemlidir. İdris Küçük Ömer diye bir adam var biliyorsunuz. Türkiye'de sol sağdır, sağ soldur. Acayip bir adam İdris Küçük Ömer. Çok enteresan bir şey söyleyeyim. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi neden taşınması duruyor biliyor musunuz? Yani İstanbul İktisat Fakültesi bir yerden bir yere taşıyacaklar. Niye taşıyamıyorlar biliyor musunuz? İdris Küçük Ömer'in kitaplarını koyabilecek yeni binada kütüphane yok. Aksıyor. Ya. Böyle hocalar kaldı mı? Şimdi tabii Allah rahmet eylesin. Bunlar hakikaten çok özel insanlar. Gölgesi yaşadığı topraklara uzun düşen insanlar. Bir de yurt dışından bir örnek verelim. Kitap fanatikleri, kitap fanatizmi nasıl bir şeydir? Bu Almanların 19. ve 20. yüzyılın enteresan bir edebiyat eleştirmeleri, düşünürü ve kültür tarihçisi var. Bilenler bilir. Walter Benjamin. Bu Yahudi asıllı bir Alman. Onun bir sevgilisi var. Asya Lazik yemeğe davet ediyor. Kütüphanesinden diyor ki istediğin bir tane kitap seçebilirsin. Sevgilisi de gidiyor Stella'yı seçiyor. Ya Stella ne demek? Ya onu alacağına Walter Benjamin'in kafasına bir tane sık. Şimdi Asya Lazik durumu anlıyor ama onuru var karşıdaki adamın da. İade edemez. Göz göze geliyorlar. Sevgilisi diyor ki Walter Benjamin'e 100 mark diyor. Lak diye parayı koyuyor. Ya kitap böyle bir şeydir. Ben Recep Teven'in evine gittiğim zaman Recep Hoca eşi hanımefendiye şey der. Türkan Hoca geldi kapıyı kilitle. Kütüphaneyi kapı. Niye? Çalar. Yani o andan hani Selçuk Çınar demiş ya serbest diye o konuda fetvayı dostlarım üzerinden yürütürüm yani. Onda bir sıkıntı dost, yok. Dost evinde serbest. Aynen öyle. Recep Demen için ben. Şimdi Necip Fazıl Kısaküre'nin bir profesör ziyaretine geliyor. Diyor ki üstadım diyor çok zengin bir kütüphaneniz yok diyor. Hani çok kitap okumuyor musunuz siz diyor. Ya Necip Fazıl hakikaten çok özel bir adam. Diyor ki dostum diyor sen hiç ineğin süt içtiğini gördün mü? bu da başka bir zeka tabii yani anlatabiliyor evet. Muyum? Ama beni en çok etkileyenlerden bir tanesi Süleyman Nazif Cenap Şahabettin'e soruyor. Diyor ki Akif sana bu kadar çattıktan sonra sen diyor onu nasıl affettin? Cevap ne biliyor musun kardeşim? Akif diyor bir Çanakkale daha yazsın isterse bana diyor 10 defa küfretsin. Ya Süleyman Nazif diyor değil mi hocam? Tabii madem şiire girdik ben bahsettim sana. Sen de okumuşsun zannediyorum bunu. Süleyman Çobanoğlu evet. Süleyman Çobanoğlu benim inanılmaz meftun olduğum bir adam. Afyon Lisesi mezunu. Bana şu anda bu şeyde yardım eden oğlum da Afyon Lisesi mezunu. Ben ondan bir şiir okumak istiyorum. Hüdayi Nabit'ten müsaade ederseniz. Tabii hocam buyurun. Ekvur'un kızını bir okuyayım mı size? Bir kötü şiir nasıl okunur? Bir iyi şiir nasıl kötü okunur? İyi şiir kötü. Bak şimdi. Ben seni alamam ah Holofira. Azığım tam takır. Binitim nalsız. Bir belde geçerim kalacağım yok. Dostlarım bir vefa. Düşmanım yalsız.
Kolum halat değil, bakracımda kum. Ben seni alamam ah Holofira. Sade yoksunluktan, yokluktan değil. Eline kir olsun 53 lira. Amma ki alamam bir uzak sevi. Gelmiş de çökmüştür tanırlar gibi. Ben seni alamam ah Holofira. Geç git hiç bağlanmadan, eğlenme emin. Pusatları parlak binbaş istesin. Seni ulak, ekçi, naibi kral. Ben hoyrat söylesem el bana hoyrat. Gelip de ne derim şu dillerim lav. Ben seni alamam ah Holofira. Babam kafirine kılıç üşürsem, hem de gece bassam iti uykulu, şöyle ya Allah'la bohçanı dürsem, amma ki alamam. Yaradan beni ne ardıç ne çınar, ufarak çayır. Koşumum gıcıldar, ölmek dilerim. Bağrım karnıyordur, yüreğim yağır. Sen ne düşümüşsin kuşluk çağında. Soluma tükürdüm, Rabbim gafurdur. Bilesin kavuşmak yok İslamlıkta. Kavuşan kısmısı ancak gavurdur. Ya. Yani ya böyle. Bu, selam olsun Süleyman Çobanoğlu'na. Hatalarım da olmuştur, ne olur. Dilaver Cebeci'ye de Allah rahmet eylesin. Bu memleketin büyük şairlerindendir. Hocam. Bunların isim hiç değinmesek, bunların isimlerini sadece alt alta getirsek, buradan zaten Şam'a yol olur. Yol olur. Buradan Şam'a yol olur. Dolayısıyla kitaplarımızla ve kitaplarla birlikte olmalıyız. Zannediyorum sana doğru da geliyoruz. Hocam tekrar. Biz medeniyet olarak, evet, Sabahattin Ali, Kürk Mantolu Madonna. Sabahattin Ali şimdi telifi de düştüğü için birçok kitabı basıyor. Çok da uygun 5'er TL'ye, 5, 6, 7 TL'ye falan kitapları var. İyi de okunuyor Sabahattin Ali. İnan bana çok özel insanlar bunlar. Yine aklıma gelmişken hocam, muhakkak okunmasını tavsiye ettiğim bir kitap. Ahmet Yüksel Özel de çok özel bir insan. Üsküdar'da bir atlar dükkanı. Ya bu kitabı bir okuyun. Evet. Bakın sizi nerelere götürecek. Bak iddiayla söylüyorum. Şu kitabı bir okuyun. Bak nerelere gideceksin. Bu arada bir şey daha soruyor arkadaşlar. Şu an ne okuyorsun diyorlar. Şu an hocam hiç yapmadığım bir şey yapıyorum. Yani bazen çok az yaptığım bir şey yapıyorum. İki kitabı bir anda okuyorum. Ben pek böyle yapmam. Yani sormuştunuz ya muhabbetin, sohbetin burada. Evet. Okunuyor diye. Ben birini bitirmeden bir başkasına başlamam. Ama bu sefer iki kitap birden okuyorum. Perde ve Mana, İbrahim Kalın Bey'in yeni kitabı. Bu yeni çıktı biliyorsunuz. Ve yine Recep Temel'in beni tanıştırdığı, kendisinin İstanbul Siyasal'dan hocası Ahmet Güner Sayar hocanın. Geçen bahsetmiştiniz. Evet. Telefonda bahsetmiştiniz. Evet, evet. Bu iki kitap, yani dostum, biz sabah kalkıyoruz, hemen yanımızda bunları görüyoruz. Akşam yatarken yanı başımızda bu insanlar var. İnsanlar diyorum, kitaplar canlı şeylerdir. Bunlar aşıkla maşukun birleşmesi gibidir. Ben bir kargo şirketi yetkilisine biraz bağırdım, kalbini de kırdım. Benim üslubum biraz sert. Sevmeden çalışmak, inanmadan ibadet etmek kadar büyük bir alçaklıktır. Bu Türker Göksel mottosudur. Herkes yaptığı işi yapacak. Bir kitap için değer mi dedi bana. Bir kitap için dünya yapmaya değer dedim. Adam anlattı. İnsanlarıyız. Adam bana şunu söylüyor. Ne oldu diyor yani. Cuma gelecekken diyor. Pazartesi geldi. Ne oldu? Yahu benim hafta sonumu mahvettin. Hafta sonu kitap okuyamadım. Benim hafta sonumu mahvettin. Planlarımı alt üst ettin. Anlatabiliyor muyum? Adam bunu içselleştiremiyor. Niye? Çünkü kitapla teması yok. Hocam Türkiye'de ne yazık ki Dücane Bey'in, Dücane Cündoğlu'nun şöyle bir sözü var. Çok da hoşuma gider bu sözü. Biz diyor söz medeniyetinden göz medeniyetine düştük diyor. Evet. Şimdi söz medeniyetiydi, söz değerliydi, kitap değerliydi, okumak değerliydi. Artık teşhir daha değerli oldu. Sergilemek daha değerli oldu, göstermek daha değerli oldu. Bu yönüyle son zamanlarda medeniyet yazısı planıyla ön plana çıkan müthiş bir adam, müthiş bir kitap. Sizin de çok hoşunuza gidecektir. İhsan Fazlıoğlu. Akıllı Türk, Makul Tarih.
Türk nedir? Türk tarihi nasıl görülmelidir? Türk kimliği nasıl anlaşılmalıdır? Bizim bilim ve kültür tarihimiz gerçek temasını nerede kuruyor? Burada çok güzel ifade ediyor. Bunu da bu korona sürecinde okudum, bitirdim. Çok hoş hocam. Gerçekten gençlere de tavsiye ederim, arkadaşlara da tavsiye ederim. İhsan Fazlıoğlu Bey'in, Profesör İhsan Fazlıoğlu, bütün kitaplarını tavsiye ederim. Yani meseleye bakışı çok yerli, çok yerli ve mukayesesi çok iyi. Arapçaya hakim, dünyaya hakim, dünya ilim tarihine bu yönüyle hakim. Bir kitap daha var burada. Schopenhauer. Okumak, yazmak ve yaşamak üzerine. Kitap okumaya özellikle yeni başlayan arkadaşlarımızın mutlaka bu kitapla başlamasını tavsiye ederim. Evet. Kitap dünyaları bu yönüyle daha da zenginleşecektir. Evet hocam, dinliyorum. Şimdi, tabii isimleri sıralıyoruz. Bir Türk gencinin mutlaka bir Mustafa Kutlu hikayesiyle temas etmesi lazım. Evet. Tasavvufu anlamak için bazı kaynaklar ağır geliyor bize hocam diyenler varsa, muhterem Ömer Tuğrul İnan. Bunu açıyorum arkadaşlar. Sorusu olan varsa sorular yazabilirsiniz. Arkadaşlarımızın soruları vardı. Evet. Ömer Tuğrul İnançer Hoca'nın kitaplarını araretle tavsiye ediyoruz. İsmet Özel'i zaten anlatmaya gerek yok. Yani evet. İsmet Bey, yani bu memlekette anayasa yapmak için niye uğraş veriyorsunuz? İstiklal Marşı var ya diyen adamdan bahsediyoruz. Evet. Bir ekoldür. Duruşuyla, tarzıyla bir ekoldür. Bilirsiniz, bilmezsiniz. Anlarsınız, anlayamazsınız. Çünkü bu adamların hepsini anlayabileceğinizi iddia da edemezsiniz zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani herkes anlayamaz İsmet Bey. Şimdi bakıyorum da eleştiriyorlar. Ya Okan Hocam, en sıkıntılı şey ne biliyor musunuz? Ömrünü adam bir şeye vermiş. 60 yılını bir konuya vermiş. Her o konuyla ilgili 60 saat düşünmeyen adam, ben seninle aynı fikirde değilim diyebiliyor ya. Böyle bir kervasa. Onu dese yine iyi. Cepheden karşı geliyor, yanlış düşünüyorsun diyor. Yanlış düşünüyorsun diyor. Evet arkadaşlar, burada sorular gelmeye başladı. Tabii arkadaşlar, Ali İzzet Begoviç. Oo, Doğu Batı arasında İslam. Müthiş. Yani Ali İzzet Begoviç'i sormuş burada yine bir arkadaşımız. Evet. Esra Fatma Karakuş. Teşekkür ediyoruz. Taceddin Dengiz. Bu sohbetle ilgili diyorum ki, yaradan sizden razı olsun. Bal yedik, pekmez yedik. Allah razı olsun Taceddin Bey'den de, Allah razı olsun. Ömer Çalapkulu, Dündar Taşer'den. Hocam yani bizim milletimiz sohbete, muhabbete aç. Böyle gönül coğrafyasından konuşmaya böyle çok özlem duyuyor muhabbet. Bu muhabbeti biz devam ettirelim inşallah daha sonra da. İnşallah. İlk hayatımızdan bir Türker Göksel geçti diyor bir arkadaşımız. Merve arkadaşımız. Eyvallah. Ben de selam söylüyorum. Ömer Çalapkulu, Dündar Taşer'den bahseder misiniz diyor. Arkadaşlar tabii Dündar Taşer büyük Türkiye. Büyük Türkiye rüyası. Yani bizim için çok önemli, çok değerli bir yeri vardır. Hele hele dünyaya bizim nazarımızdan, yani Türk milliyetçiliği, mukaddesatçılığı gözüyle bakanlar için Dündar Taşer o yönüyle çok önemlidir, çok değerlidir. Hocam burada bir kitap daha çıkartacağım yine arkadaşlarımıza. Cahit Zarifoğlu. Bir değirmendir bu dünya. Evet. Bu dünyadan bir Cahit Zarifoğlu geçmiş hocam. Çok zarif geçmiş, çok ince geçmiş, çok güzel geçmiş. Arkasında kitaplar bırakmış. Bir değirmendir bu dünya. Cahit Zarifoğlu'nun duygu dünyası. Yani o kadar çok entelektüel sorular soruyorlar. O kadar çok. Diyor ki çok, kardeşim çok namazını düzgün kıl. Çok erken efendim? Kaybetti. Çok erken kaybetti. Genç yaşta vefat ediyor. Evet. Cenab-ı Allah bizi affetsin. Hani böyle bir cümle kuran. Yani muhabbetimizden kalbimiz Cenab-ı Allah'a malum. Gerçekten bu milletin doyamadığı insanlardan biridir Cahit Zarifoğlu. Allah gani gani rahmet eylesin. Tabii bu insanlardan esinlenmek lazım. Bu insanlar edebiyatçı olduğu kadar daha da çok eğitimci. Şimdi bana soruyor arkadaşlar. Hocam bu kitap okuma alışkanlığını en çok nerede elde ettiniz? Mithat Paşa Lisesi diyorum. Altını çize çize. Ha işte Mithat Paşa Lisesi az önce şeyde kaldı. Mithat Paşa'daki edebiyat öğretmenlerinizden bahset. Edebiyat öğretmenliğinden de biraz bahsedin hocam. Onu anlatacağım. Benim öğretmenlerimin 1980
86 mezunuyum ben. Benim öğretmenlerimin şiir kitapları vardı. Deneme kitapları vardı. Tiyatro yazıyorlardı. Şiir okuyorlardı, şiir yazıyorlardı. Ulusal gazetelere deneme makalelerini gönderiyorlardı. Anlatabiliyor muyum? O evet. Biraz önce hediye edilen kitabın tiyatrosunu benim bir öğretmenim yazmıştı. Ben bunları bir 8. kitap ve Mithat Paşa Lisesi diye bir makale yazdım. İnternetten okuyabilir arkadaşlar. Var o makale. Bir gazetede yayınlandı. Orada okuyabilirler. Biz nasıl kavuştuk biliyor musunuz bu işe? Münazara yapıyorduk hocam. Biz münazara ligimiz vardı bizim. Şimdi insanlar niye kavga ediyor biliyor musun? Son bölümde bunu tartışalım istersen bitirirken. Evet, evet buyurun hocam. İnsanlar niye kavga ediyorlar biliyor musun? Münakaşa etmeyi bilmiyorlar. Peki neden münakaşa etmeyi bilmiyorlar? Çünkü münazara yetenekleri yok. Bir edebiyat öğretmenimiz bize dedi ki bir ayınız var. Cumartesi günü öğleden sonra okul kantininde, kantin dediği yerde futbol sahası büyüklüğünde sanat sanat içindir, sanat toplum içindir tartışacağız. Biz oturduk tam bir ay boyunca bunları konuştuk. Cumartesi günü, dikkat buyurun hocam, cumartesi günü salon tıklım tıklım salkım saçak öğrenciler 6-7 saat süren bu münazarayı takip ettiler. Komisyon başkanımız okulumuzun müdürüydü. Ne dedi biliyor musun neticesinde? Bu arada komisyonda da 6 tane edebiyat öğretmenimiz var. Birinci ilan edemem ben burada dedi. Bunu bütün Samsun'un dedi tekrar dinlemesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Hangi şu anda yapıyor? Samsun. Özür dileyerek bir şey söylemek istiyorum. Bu anlatacağım olaya Allah, ben ve Recep Temel şahittir. Ben bir meslektaşıma bir kitabımı imzaladım. Bu arkadaşım edebiyat öğretmeniydi. Arkadaşım derken o gün tanışmıştım. Kendisine kitabımı hediye ettim. Bana ne dedi biliyor musun hocam? Lisede edebiyat öğretmeni bu. Hocam ben pek kitap okumam ama dedi teşekkür ederim dedi. Ben de kendisine ne dedim? Sen tahmin edebiliyorsundur. Allah sana başka sıkıntı vermesin dedi. Amin inşallah. Samsun'dan şimdi, Samsun Alperen Eğitim Kültür Merkezi. Sami Taş'ın Müslüm Başkan'ın vefalı Alperenleri Okan ve Türker hocamızdan Allah razı olsun diyor. Allah sizden razı olsun hocam. Teşekkür Allah, ediyorum. Evet. Sosyolog Zeynep Hanım selamlar Allah, söylüyor. Hocam amin. Son kısma geçtik. Birkaç arkadaşlarımız soru yazmış. Onları okuyalım. Ben ondan sonra son kısmı. Evet hocam. Sami Taşkın ve oradaki dostlarımızın onun nezdinde işte bir sürü arkadaşımız var. Siz çok iyi biliyorsunuz. Oradaki kardeşlerimizin bu diğer gamlığını bir örnek alabilsek Türkiye ve dünya çok farklı bir dünyaya evrilir. Biliyorsunuz Ramazan'da, geçen Ramazan Soylu Hoca gitti. Kurban'da ailelerini Türkiye'de bırakıp orada Kosova'da Kosova'da kurban organizasyonu yaptılar. Abi Müslüm Başkan'ın selamını götürüyorlar oradaki kardeşlerimiz. Kim yapar? İşte Alperenlik bu. Biz sadece kullanıyoruz ismini. Onlar gerçek Alperen. Onları selamlıyorum buradan. Hepsine, o Samsun'daki gönül dostlarımızın hepsine çok çok selam. Yayını kaydedecek misiniz? Evet. Okan Arak Instagram ve Okan Arak YouTube adreslerine kaydedeceğim arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. M Bahçıvan 03. Okan Arak hocam kimdir? Tanımak isterim. Arkadaşlar edebiyat öğretmeniyim. Adana Kozan'da yaşıyorum. Yani kendimizi Türker Hoca'ya gönüldaş, Türker Hoca'ya gönüldaş diyoruz. Estağfurullah, estağfurullah. Evet. Evet, Dilek Mihrioğlu hocamın sohbetine doyulmaz. Ayrı bir kişiliktir. Selamları var. Türker hocama selamları var diyor. Aslı Seyma. Mihrioğlu'nun çok özel. Hocam son 30 saniye, son 30 saniye diyor. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hocam son 20 saniyemiz var. Son sözleriniz nedir? Çok güzel bir program oldu. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Devamı gelecek ama. Okan hocam gayretin kanatlarındır. Bu bir. İki, Cenab-ı Allah ellerinizi ve ellerimizi bırakmasın. Allah razı olsun. Arkadaşlar hayırlı geceler diliyoruz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler.